Selam arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz tabii ki Otosan Anadolu P100. Aracın görünce ister istemez şu ses kulaklarınızda çınlayabilir. Patates, patates. Araç esasında buram buram 90'lar kokuyor ve inanın çoğu 90'lar testinden daha çok kendisini okuttu. Karşınızda Otosan P100. Ford Otosan Ortaklığı zamanlar ortaya çıksa da tamamen otosan imzası taşıyan tek model diyebiliriz. Anadolu B2 kamyonetin eze bir rakibi diyebileceğimiz araç. Ford Taunus temeli pazarcılar, camcılar, lakçılar o yıllarda güzel bir seçenek olan aracın ne yazık ki paylaşımdaki gibi kapaklı cadda yerine otosan logoları üzerinde diri örnekler bulmaktayız. Buradaki e, Ford Otosan ile Taunus'un arasındaki farklar nedir biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum aralarında bir benzerlik var mı gelin hep birlikte videoya başlayabiliriz Otosan P100'ler 92 ve 97 yıllar arasında üretilen kamyonet türüdür görünüşünden dolayı Taunus'la bir aylık çok benzer ancak detaylı bakıldığı zaman aralarında epeyce fark olduğu çokça açıktır Halk dilinde Tavrosu kasalısı olarak bilinen bu kamyonetler Avrupalı P100'ler modelinde kullanılan aynı şaşı ve kaportu üzerine yapılan az bir değişiklikle Otosan P100 olarak yeniden üretilmiştir. Görünüşü tanrısı anımsatan bu model 2000 litrelik düz motor kullanılmıştır. 4 silindir 8 valife olan ve üstten egzantrikli olan bu motor 4500 devirde dakikada 86 beygir güç üretmekte ve bu motor karbüratörle beslenmektedir. Ancak Taunus karbüratöründen tamamen farklıdır. Taunus'un tek boğaz karbüratörü 40'lık iken P100'lerdeki çapı güç 50'dir. Ayrıca Taunus çift boğaz ve tek boğaz karbüratörden olmaya rolanti buşürü P100 karbüratörü de mevcuttur. Yakıt tüketimi de Taunus'a göre az da olsa fazladır. Taunus'un 2000 modelinden hidrolik direksiyon kullanılabilirken P100 modellerinde bu özellik eklenmemiştir. Yani P100 modellerinde ara direksiyon dediğimiz direksiyon vardır. Düz, kuru direksiyon olarak fabrikadan çıkmıştır. Fakat Taunus'un hidrolik direksiyonu birebir sonuçsuz bir şekilde günümüzdeki P100'lerde uygulanmaktadır. O dönemdeki Taurus'un ön camları otomatik ve bazı modelleri klimalı üretilirken P100 kambiletlerden manuel cam tercih edilmiştir ve klima hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Ama cam kirikoları elektrikli çevrilebilir kirikolarlardan yani Taunus'un e, bu parçasını takıp çevirebilmeniz mevcut. Günümüzde işini bilen bir ustayla bu araca da orijinal bir şekilde takılabilir. Kaporta kısmı GLS modelini aldıran bu kamyonetlerde Tanu Sukin gibi dar tip yerine geniş tip sinyal uygulanmıştır. Tanus parçalarında Ford marka Hamlem kullanırken P100 parçalarında Odasan yazılı Hamlem uygulanmıştır. Parçaların enli ve öne doğru beyinli olması sebebiyle ön panelde falların önünde durması için yeni far ayakları eklenmiştir. Bu sebepten dolayı da daha dar tip GLS tamponun yerine geniş tip git ve tamponu kullanılmıştır. Her ne kadar çok benzetse de bu araçlar birbirinin tanrısın çamurluk dodükleri da ve kalındır. Kamyonet modelinde ise lastik ebatı ve cat farkı far tabii ki farklıdır. Bu farklardan ötürü de iki araç arasında oldukça ağırlık farkı da mevcuttur. Taluslar o dönem 1 ton 100 kilogram gelirken P100 kamyonetler 1 ton 300 kilogram olarak piyasaya sürülmüştür. Talusların arka tarafı elizyon yaylıyken P yüzlerde yük taşıma amacıyla ürettikleri için makasıdır. Yakıt depolarında da farklılıklar mevcuttur. Tanus 54 litrelik yakıt deposuna sahipken P yüzler ise 68 litrelik düz bir yakıt deposuna sahiptir. E, diferanser oranları da tamamen farklıdır. Tanusların diferanser dişleri ız içinken Camulet'in diferanseri dişler yük çıkışı için daha büyüktür. Bu farklılıkların sebebiyle iki araç arasında ız farkı da belirgin bir şekilde farklıdır. 2000 motor Taunus'ların maksimum hızı 169 km iken P100 kamyonetlerin hızı 160 km'ye çıkmaktadır. Taunus'lara göre de çeşitli renklerde meleskisi yoktur. Sadece kırmızı ve beyaz olarak iki renk olarak üretilmiştir. Tanuslardaki kapı kuşakları da ne kadar şık görülse de P yüzlerde bu da yoktur. Onun yerine stiker tarzından beyaz olanlar, mavi kırmızı olanlar ise sarı bir otasan P100 yazısı mevcuttur. Havuz kasa ve düz kasa olarak da iki tip üretilmiştir izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüş ve düşüncelerinizi yorumları bize bildirin. Videomuzu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dilimizin döldüğü kadarıyla e, Tanus ve P100 arasında farklılık var mı? Bunu kıyasladık. İleri dönüp P100 hakkında daha çok videolar çekmeye devam edeceğiz.